en büyük payı eğitime ayıran bir hükümet olmakla her zaman iftihar ettik. Bakınız sevgili kardeşlerim, Gaziantep'te 2002 yılında 7 tane anaokulu vardı. Biz bu 7 anaokuluna 47 tanesini ilave ettik. Bugün 54 tane anaokulu var. Gaziantep'te kesintisiz eğitim uygulaması nedeniyle ilkokullar, ortaokullar birlikteydi biliyorsunuz daha önce. 28 Şubat uygulamasıyla 542 tane temel eğitim okulu vardı. Bugün 823 tane, 548 ilkokul, 275 ortaokul olmak üzere 823 okula yükseldi. 281 fark. İmam Hatip Ortaokulları 28 Şubat sürecinde kapatılmıştı. Türkiye'nin hiçbir yerinde İmam Hatip Ortaokulu kalmamıştı. Gaziantep'te de yoktu. Bugün Gaziantep'te 29 İmam Hatip Ortaokulu var. Gaziantep'te Fen Lisesi yoktu. Bugün 4 tane var. Anadolu Lisesi, genel lise toplam 33'tü. Biz hepsini 55 tane ilave ile Anadolu Lisesi yaptık ve bugün Gaziantep'te 85 Anadolu Lisesi var. Sosyal Bilimler Lisesi yoktu, 2 tane yaptık. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi yoktu, bugün var. İmam Hatip Lisesi 5 taneydi, 13'te biz ilave ettik, 18 ve hepsini Anadolu İmam Hatip Lisesi yaptık. Meslek Lisesi, burası çok önemli. Meslek Lisesi, 10 tane meslek lisesi vardı Gaziantep'te. 46 tane daha ilave ettik. Bugün 56 meslek lisesi var. Bilim Sanat Merkezi yoktu, şimdi var. Pansiyonlar, 18 tane pansiyon vardı bugün. Biraz da bunlar çeksin. Kapasiteler tartışılmayacak kadar yüksek sayıda 22 pansiyonumuz var. 2002 başında Gaziantep'te 9400 öğretmenimiz görev yapıyordu. Bu ders yılı başında 19500 öğretmen göreve başladı. 19500. 9400'den aldık, 19500'dü bu sene başında. Şubat atamalarında 15000 öğretmen atamasında Gaziantep'e 509 daha öğretmen gönderdik. 20.000'i geçtik. Bütün bunlar gösteriyor ki evet, gerçekten hükümet olarak 10 yıldan beri Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Gaziantep'te de en büyük yatırım eğitime, yani gençlerimize, yani çocuklarımıza, yani öğrencilerimize yapılıyor.